Kamsiyen Türk Masası kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin ardından bir takım eleştirileri olmuştu. Özür diledi. Hikmet Çetin'in CHP'deki değişim tartışmaları hakkında Kılıçdaroğlu CHP'yi çok fazla sal çekiyor. Keşke CHP'yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi... CHP ile birleştirmeseydik, bugün SPK sayısı, bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor demişti. E ardından da işte arkadaşlarım da ekrana verdi, e MAKS adına aşan sözler söylemiş olabilirim, e Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim dedi. Sayın Bakan sizinle devam edelim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi ama rahmetli Baykal'dan neden özür dilemedi? Şimdi e, Sayın Hikmet Çetin CHP'nin önce teknokratıdır bürokrat olarak ondan sonra milletvekili olduktan sonra başbakan yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Sonra CHP'nin genel başkanı seçildiği dönemle ilgili de o konuşmasında özü dilemesinde öz eleştiri var öz eleştiri nedir? Diyor ki keşke diyor SHP kalsaydı CHP ile birleşmeseydi. Çünkü SHP ilk etapta o tarihte yüze yakın milletvekili varken kendisinden ayrılmış 20'ye yakın milletvekiliyle gelip CHP'nin gelen CHP'nin bünyesine girdi. Ve Deniz Baykal seçildi. Şimdi Deniz Baykal'dan özür dilemez. Çünkü oradaki eleştirisi Deniz Baykal'ı kıyasan yapıyor. Yani Deniz Baykal eğer kötülük dokunduysa vesaire Kılıçdaroğlu daha beter oldu. Fazla zarar veriyor dedi. Ve keşke SHP'yi kapatmasaydık diyor. Bakın mesela bu SHP'nin kapanma hikayesiyle biraz evvel tartıştığımız Ekrem İmamoğlu hikayesinin bağlantısı var. Ben bunu arada bir hatırlatıyorum. CHP Genel Başkanlığına Murat Karayalçın seçilince belediye başkanlığını bıraktı. Ve CHP 25 yıl Ankara belediye başkanlığını kazanamadı. İlk seçimde de girerken seçime Murat Karayalçın Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı zamanda da Genel Başkan. Yerel yönetimler seçimini hemen hemen Türkiye genelinde örnek olup kaybedince İstanbul, Ankara'yı ve birçok yeri Sayın Murat Karayalçın ancak 10 ay dayanabildi. Baskıdan, hani şimdiki söylemden. Ve bunun üzerine ne oldu? CHP-SHP birleşmesi adı altında. Şimdi istifa et, olağanüstü kurultayı yap diyorlar ya, o zaman da birleşme adı altında kenara çekilmesini sağladılar yerine geçici olarak Hikmet Çetin seçildi. Hikmet Çetin genel başkanlık yaptı. O oldu bu sefer başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı. E dikkat edin. Eski e, genel başkan hiçbir görev verilmedi. Milletvekili de olmadığı için sistemin dışında kaldı ve kazanamadı seçimi. Ondan sonra bu işin içinde şunu söylüyor. Yani CHP'yi biz kapatınca diyor şey e, Hikmet Çetin hata yaptık diyor. Tabi bu CHP'nin kapanmasında Deniz Baykal'ın rolü var. Deniz Baykal CHP'deyken iki ya da üç kere aday oldu. Erdal Yönü'ye karşı kazanamadı. Erdal Yönü başbakanken ayrılıp CHP'yi kurdu. Fakat CHP'de büyüyemeyince CHP ile birleştirip CHP'yi CHP'nin katılmasıyla büyütmüş Şimdi e, Sayın Hikmet Çetin e, konuşurken onu böyle e, sağın itibar ettiği kişi olarak diyor. Yanlış sağ değil sol da Hikmet Çetin'e sağ ve sol itibar eder çünkü Hikmet Çetin hem değerli bir planlamacı, hem değerli bir politikacı, hem de daha sonra Türkiye'yi uluslararası ilişkilerde NATO adına Afganistan'da temsil etmiş bir şahsiyet. Yani NATO Hikmet Çetin'i seçip gönderdi orada daimi temsilci olarak o uzun bir süre. Şimdi evet. burada bu nedenle sen zarar verdin derken sana diyor yanlış yaptım maksadını açtı. Tabii neden fazla zarar verdin dedi. İşte bu kadar saydığım tecrübeye, bu kadar müktesebata rağmen bu Yapıldı ya eleştiriler işte 39 milletvekilini verdi, gitti filan. Bu söylemlerin siyaset tecrübeli olanlar bile etkisinde kaldı. Yani etkisinde kaldı ve hatalı işledi. Halbuki orada hata olan şu. CHP organize olurken karşı tarafın ve bu, bu konuda da bir söylenti var bunu İsmet Bey anlatır inşallah bilmiyorum. O çok ben böyle programlarda o meşhur 14 13. katı en iyi anlatanlardan biri. O katta çalışanların bir kısmının da etkisiyle oldu Onlar sağ partilerden gelme oldukları için eskiden tanıdıkları AK Parti'de siyaset yapmış olanların veyahut Fazilet'ten devralmış olanların fazla milletvekili almalarının müsebbibidirler. Yani öyle bir göz daha verildi ki Zaten o kişiler CHP listesinde olunca esas hani başarısızlık dediğim nokta odur. AK Parti'nin oylarını azaltamadılar. AK Parti'nin oylarını azaltamadılar. Şimdi Sayın Hikmet Çetin evet. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim derken aslında birçok kişiye de şu uyarıda bulunuyor. Yani bazen maksadını aşan sözleri söylememek lazım. Mesela maksadını aşan sözleri başkaları söyleyebiliyor. Faik Öztürak'ın amcası, dedesi, işte şu kadar yıl milletvekili olmuş, İçişleri Bakanlığı yapmış, bu niye yapıyor? Ben partiye deyim diyor ama Faik Öztürak bir kere bazıları konuşuyor, onlardan önce partiye girdi, çalıştı. Partinin adına yazı yazdı. Uzun süre Milliyet Gazetesi'nin yazarlığını yaptı Bürokrasi'de. Çok büyük hizmet. Bunlar CHP'li bürokrat olarak tanınırlardı. Yani şimdi şu anda... Bürokrat dediğinizin partilisi olmaz efendim. efendim bürokrat evet parti adına hareket var, etmez. Olur, olur, var, Ama Bal işte bir aileden geliyorsanız hazine müsteşarı da olursunuz partilidir. IMF ile anlaşmalarda bu, düzenlersiniz. Bakın aldığınız %470 faizli krediler 30 yıldır hala ödeniyor olup ama siz yine ekonomi adına ahkam kesebilirsiniz. Efendim söyleyeyim gidip gidip yani yok. gidip bu yani konuyla yani ilgili ben ahkam şey keserseniz şey değişimden güzel. bahsedersiniz. mesela ben, 5 dönemdir milletvekilisiniz e, değişimden olabilir, bahsedersiniz. Ömer Çelik de 7 dönemdir milletvekili. AK Parti'nin sözcüsü ki hak ediyor. Hayır. Helal olsun. Değil yahu. Bakın. Bir dakika. Ya bir parantez, sadece parantez. Buyurun. Şimdi yeniden seçildi, bekledi. Şimdi bekledi. Şimdi yeniden seçildi. E ee, tamam. Bir önceki dönem milletvekili ee, değildi. bir dönem seçilmedi ama 6 dönem 5 tamam. dönemdir efendim Hadi bakın. Dakika. Siz CHP'nin bu insanlar niye böyle seçildiğiyle karışıp CHP'lerin kafasını karıştıramazsınız? Ya AK Parti kazanıyor. Hiç, hiç. kazansın. Bir tarafta ben da 25'e çakılıp bakın, kalmış bakın. bir bakın. Cumhuriyet Peki. Halk Partisi siz, var. Siz acemi, hiçbir şeyi bilmeyen kadro biliyorsunuz zannediyorsunuz ama şu anda CHP, Yo, bence CHP milletvekilleri konuşmuyor. Niye konuşmuyor biliyor musunuz? İlk delegasyonu belli olsun, ilk kongreleri belli olsun. Bu delegasyon belli olduktan sonra onlar otomatik olarak kurultay delegesi oldukları için esas göreceksiniz. Şu anda böyle herkes zannediyor ki sahnede yalnız Kılıçdaroğlu var çalışıyor. Bu gördüğümüz 5-10 kişi var çalışıyor. Bunlar çalışıyor. Bunlar sistemin içinde ve hak eden ede seçilir. Teşekkür ayrı. ederim. Şimdi burada önemli olan buradaki büyüklük Hikmet Çetin bütün siyasilere örnek bir davranışta bulunuyor. Sonradan hata yaptığını anlıyor. Yani hata değil de sözlerin maksadını aşıyor. Peki ben Ankara'ya da dönmek Tabii istiyorum. Aynı sorunu yönelteceğim. Şöyle Neden maksadını aşıyor? Ben de bunu da söyleyeyim. Bir insan bir gazeteciyle konuşurken çok ölçülü konuşmak zorundadır. Neden biliyor musunuz? Çünkü gazeteci yalnız söylediğin sözleri alıp yazmaz. Senin tavrından, senin davranışından söyleyiş biçiminden de söylemediğin ama söylemek istediğini ortaya çıkartmaya çalışır ki. Bu arada bir düzeltme oldu. Sayın Çelik 2015 yılından bu yana milletvekili değildi. 2015 yılından bu yana. Evet. Yani bakanlık yaptı. Dördüncü dönem efendim. Dö bir tarafta da yedi A dönemlikleri sanıyorsunuz. yenileşmeden ben bahsediyorsunuz ben il yani. Gezdiği, bayan il gezdiğinin dört dönem yaptığını söyledin. O kötüydü yani, de bu mu kötü evet. olur? Peki. Tabi söyledi. Ben, ben Teşekkür edeyim. ediyorum. Teşekkür Tamam. Ömer Çelik'i yazarlığı zamanından biliyorum. Radikaldaydı zannedersem Peki, zaten. Peki teşekkür ederim. Bu ya da yeni... Sayın İlgezi'ni bilmediğimiz şey nasıl var. bir tamam, şey var? Tamam yani şimdi e, şöyle mesela devam var. edelim. Hemen, Peki bir konumuz yedik. da... Örnek verdiğiniz için söylüyorum e, yani. Bakın saat 12'ye doğru da geliyor. Çok fazla başlığım var. O yüzden bu konu üzerinden devam etmek istiyorum. Hasan Bey size de sorayım. Şimdi Sayın olan özür dilerim dedi Sayın Çetin. Yani Kılıçdaroğlu CHP Baykal'dan daha fazla zarar verdi <laughs> dedikten sonra... Ama rahmetli Baykal'dan dilemedi. Neden dilemedi? Kısa kısa alayım değerlendirmelerinize. Aslı Baykal, Aslı Baykal yine CNN'de e, bu konuda da açıklama yaptı. Evet, Hikmet Çetin'e yakıştıramadım. Ee, özür CNN, dilemeli demişti. Her de babam, evet, evet dile, dilemeli diye açıklama yaptı. Şimdi e, Sayın Hikmet Çetin. E, Baykal'ın verdiği zararı da açmadı yani o konuyla ne zarar verdi onu da bilmiyorum. Yani ben yani Hikmet Çetin'in onu da açıklaması lazım belki ama diyor ya Hikmet Çetin e, Sayın Kılıçdaroğlu Baykal'dan daha çok zarar verdi dedikten sonra da bu sefer maksadımı açtım deyip özür de. Şimdi buraya bir kavram yazdı. Pire için yorgan yakmak ya da yakmamak. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun e, CHP'ye verdiği zararı fark eden Hikmet Çetin e, eleştirme ihtiyacı hissetti fakat e, CHP aidiyeti yani kurumsal aidiyeti e, bence e, baskın geldiği için e, burada hani genel başkan üzerinden CHP'yi daha çok yıpratmak istemedi diye iyi niyetli bir e, düşünce içerisindeyim ben hani Hikmet Çetin hep biraz önce Masum Bey'de dedi ya e, her kesimden e, bir teveccüh ...kazandığını söyledi. Ben de Hikmet Çetin'i... ...hani buraya da not almıştım... ...Hikmet abi modellerinin tartışıldığı zamandan beri... ...bilen... ...Afganistan'da... E, ...uzun süre... E, ...Uluslararası Temsilci olarak... ...görev yapan, o, o görevi başarıyla yapan... E, ...bir isim olarak biliyorum. Burada bence... E, Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken partiyi daha da aşağı çekeceği endişesine kapıldığı için özür diliyor. Fakat e, Baykal, e, Aslı Baykal'ı e, sözlerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Madem, madem e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Hikmet Çetin, e, Baykal'ın e, ruhaniyetinden de özür dilemesi gerekir. Ya da Baykal'ın CHP'ye hangi zararı verdiğini de e, izah etmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Peki. E, buyurunuz efendim. Size devam edelim İsmet Bey. Şimdi ben de e, Sayın Çetin'le biz aynı mahalledeyiz ve zaman zaman da işte çeşitli mekanlarda karşılaşıyoruz. Sohbet etme imkanlarımız da oluyor. E, Hikmet Bey'i de çok eskiden beri tanıyorum. E, Hikmet Bey de, ben de Hasan Bey'in dediği gibi yani partinin hafızası bir anlamda en eski partililerden birisi. Ee, her görevde hemen hemen bulunmuş e, bir partili. O partiye pek böyle zarar vermemek için böyle bir tavır aldığını sanıyorum. Ancak ancak o dönemlerin partilileriyle e, ben de sık sık karşılaşıyorum. E, Hikmet Bey'in söylediği, yani Hikmet Bey'in daha sonra da e, belki hani meramımı açtım tarzındaki ifadelerini ben de birçok kez, birçok ee, o dönemlerin partilerinden duydum, birebir duydum. Yani oradaki sıkıntıları söyleyen çok sayıda CHP'li var. Ee, özellikle şu anda belli ölçüde kenarda kalmış da olabilirler. Ee, bunu Anadolu kulübüne de gitseniz, orada hemen e, bir saatlik bir sohbette bile size bunun benzerini onlarca kişi gelir, aynı şeyleri söyler. Ee, yani o nedenle e, bu tür tartışmalar, yani bu tür sözler CHP tabanında Son dönemde sıkça konuşulan konulardan bir tanesi. Onun için, e, A Baykal'dan özür dilemeli mi Sayın e, Çetin e, Deniz Baykal inönü e, kurultay yarışlarında e, hemen hemen tamamında Erdal Bey ile beraber hareket etmiştir. E, Baykal'la da hep rakip durumda olmuşlardır. E, ben e, yani aynı benzer bir şeyi Deniz Bey için de söyleyebileceğini e, düşünüyorum ama. Bu bir kin, şu bu değil yani medeni bir insan olarak yani ölmüş bir insanın arkasından konuşmamak gibi bir mantıkla da e, o tür bir şeyi yapar diye düşünüyorum e, ama e, yani şeydir e, daha doğrusu siyasetin belli bir e, kurallarını tecrübesini efendim e, eski bir siyasetçinin kimliğini taşır e, onun. Terbiye tabiri belki yanlış anlaşılmasın diye söyleyeyim ama eski siyasi ne diyelim ona ahlakı mı diyelim. Yani ona uygun bir tavır gösterir her zaman ve CHP'lerin de daha önceki konuşmacılar da belirttiler. Birçok kesimi tarafından aranan, sorulan birisidir. Hatta zaman zaman... Mahallede beni görüp Hikmet Çetin'in evi neresidir diye soran insanlara da karşılaşıyorum ben e, şeyden. nereden geldim diye sorduğum zaman Anadolu'da bir yerden geliyorlar bir ilden geliyorlar yani o nedenle ben Hikmet Bey'in yani bu sözlerinin yani belki özel bir sohbette yapılmış bir sözlerin daha sonra yazıya geçmiş şekli diye düşünüyorum. Peki teşekkürler tabii sizden de alalım değerlendirmenizi. Şöyle bu grup içerisinde galiba Sayın Hikmet Çetini en az tanıyan benim ben. Afganistan'da işte bu Taliban yönetimi biliyorsunuz Eşref Gani'den sonra Kabil'le yönetimi ele geçirdik dönemde orada e, uzun süre bulundum ve döndüğümde Ankara'daki özel bir toplantıda kendisini tanımıştım. çok Birkaç saatlik bir toplantıydı. Zannediyorum üç saatlik. O yüzden benzer ifadeleri kullanamayacağım ama şu bir gerçek. E, Hikmet Çetin e, parti içerisinde özgür ağırlığı olunduğu bilinmekle beraber... Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiremeyecek e, eleştirebilecek bir ağırlığa da zannediyorum sahip değilmiş. Bu farklı sahipleri olabilir. İşte Partiyi daha fazla yıpratmamak, işte başkalarına malzeme vermemek adına olabilir ama günün sonunda az önce tahtaya yazdık ya beraber eleştirilemez. Hı hı. Sorgulanamaz bir Kılıçdaroğlu. Sen Kılıçdaroğlu partide bütün ipleri iki elinde topluyor ve e, herhangi bir şekilde kayıp kaçağa izin vermiyor. Hikmet Çetin'in çıkıp da ya özür ifadesi çok ağır bir ifade. Bunu kullanması da bunun göstergesi. Sayın Baykal nasıl partiye zarar verdiğinin cevabı da kendisinde gizlidir ama mesela Sayın Baykal FETÖ'den ihraç edilenlerle ilgili zannediyorum hepsini geri görevlerine iade edeceğiz ifadesini kullanmazdı. Biz Sayın Baykal'ın FETÖ ile ilgili ne sözünü hatırlıyoruz? 2010 yılında kaset kumpasına uğramadan bir ay önce e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilmiyorum hiç gördük mü ama e, Kutlu Doğum Haftası katıldığı Kutlu Doğum Haftası programında cennet bir cemaate, bir tarikat'a vaat edilmiş yer değildir açıklamalarıyla FETÖ'ye karşı salvo yaptı. O sözleri biliyoruz. Sayın, sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına giden yol açılmıştı. Sayın e, Baykal'ın Ermenistan'dan değil biz dost Azerbaycan'dan dost olur sözlerini hatırlıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve danışmanlarının aksine işte cihatçılarla, işte karanlık örgütlerle Karabağ, e, Karabağ'ın azat olunması operasyonuna yönelik bu tarz yıpratıcı açıklamalar yapmazdı mesela. Veya sayın e, Baykal, e, rahmetli Baykal e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Davos zirvesinde e, uluslararası bir ee, yankı uyandıracak demeç verdikten sonra çıktı ne dedi? Biz dedi Sayın Başbakan'ın arkasındayız dedi. Dış politikada birlik mesajı verdi. Ben mesela Sayın Baykal'ın gidip İngiltere'de e, Brookings Enstitüller'de Türkiye'ye yatırım yapmayın, Türkiye'de can ve mal güvenliğiniz yol yok dediğini hatırlamıyorum. Rahmetli Baykal'ın e, BDP'ydi o zamanki adı. BDP ile işbirliği yapıp Doğu'da size özellik vereceğim dediğini hatırlamıyorum. Ben rahmetli Baykal'ın e, böyle küçük oy hesaplarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinden uzaklaştırıp Atatürk posterini indirenleri yeniden e, aday gösterip üst sıralara koyduğunu e, ve danışman kadrosuna e, röportaj verdiği salondaki Türk bayrağını kaldırtan isimlere yer verdiğini hatırlamıyorum. Rahmetli Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bir zarar verdiğini sorusunun cevabı e, bence muamma. Hikmet Çetin buna nasıl bir açıklama getirir bilmiyorum ama... ...Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bir zarar verdiğinin cevabı... ...galiba okursanız Sayın e, Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı... ...bazen spesifik konularla ilgili tweet atıyor. Lütfen sizden veya ekranın başında izleyenlerden rica ediyorum. O tweetlerin altına ilk ikinci dakikada, üçüncü dakikada girin bakın çünkü... Daha sonra Genel Merkezin sosyal medya ekibinin onun altını temizliyor, kendi yorumlarını yapıyor, fake hesaplar üzerine düzeltiyorlar ama nasıl bir zarar verdiğini, kendi tabanını gerçeklikten nasıl kopardığını ve manipülasyon yaptığı manipülasyonu, seçim gecesine kadar yaptığı manipülasyonu ve aldatmacanın kendi ona destek veren gidip üye olmuş taban üzerine nasıl e, depresif hatta psikolojik ağır sonuçlar uyandırdığını. Bunu Sayın Çetine sormaya gerek yok. Sosyal medyayı kullanmayı bilen herkes görebilir. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu günümüze kadar partilileriyle bir araya gelmedi. Dolayısıyla ona yönelik somut tepkiyi henüz göremedik ama nasıl zarar verdiği, kendi kitlesini artık o inanç noktasından nasıl uzaklaştırdığının bence en büyük cevabını önümüzdeki yerel seçimlerde göreceğiz. Benim çevremden pek çok dostum Pek çok arkadaşım Cumhuriyet Halk Partili farklı kademelerde, görev alanlarda dahil bunun içerisinde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın düşmanlığı üzerinden koltukta kalma çabası ve bir daha bir e, başka yenilgiye daha tahammülleri yok. İnsanların artık burası ne kadar geldi. Sayın Hikmet Çetin'in de kastettiği buydu zannediyorum. Ama e, özür dilemesi e, eski bir siyasetçi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ee, ağırlığı olduğu ifade edilen bir siyasetçiye göre zannediyorum öyle çok da tahmin edilen kadar kadar değilmiş diye görüyorum ben.